Göz bebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtar Ağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran. Yarın sizi bir törenimize davet etmek istiyorum. Temel atmama törenine davet ediyorum. Şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Gerek yok. En temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını daha yeni Sancaktepe toprakla kapatan Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz. Tatili çok seviyor. Zira tatil ona çok yakışıyor. Yatmayı da seviyor. En güzel o uyuyor. En çok da şov yapmayı seviyor. Bunun için ajansına yüzlerce milyon lira ödüyor. Tatil bazen insanlara yakışıyor, bana tatil de yakışıyor. Güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12'lere kadar uyuyasım geliyor. Yani buna kimse engel olamaz. Seçilince işçi çıkarmayacağına namus sözü veriyor. Seçilince ilk iş olarak binlerce belediye çalışanının işine açıklama bile yapmadan son veriyor. Genel başkanlarının seçimlerden önce hiç kimse dışarıya atılmayacak dediği halde seçimden hemen sonra işçi kardeşlerimin kapıya konmasını kınıyorum. Unutmayın ki Rezzak-ı Alem olan Allah'tır, CHP değil. Rezzak-ı Alem olan Allah'tır, CHP değil, CHP değil. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Attığı binlerce işçi yerine liyakatsiz şekilde işe aldığı yandaşlarını yerleştirdi. Üstelik bunu da utanmadan, sıkılmadan basına kapalı bir konferansta CHP İl Başkan Yardımcısı itiraf etti. Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız ve şey biliyor ama sizler de mi? Atıyorum 100 kişi alınıyorsa ilçe 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'te İBB kariyer üzerinden gidiyor. İşte CHP zihniyeti bu. AK Parti'yi partizanlık yapmakla suçlayan, israf yapıldı diye yeni kapıda araç şov yapıp 1,5 yılda üstüne 10 bin yeni araç kiralayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bir yalanı daha ortaya çıktı. İmamoğlu'na bakar mısınız? Nasıl da insanları liyakatle kameraların çektiği odalarda işe aldık diyerek yalan konuşuyor. Yalan konuşabilme konusunda çok yetenekli. Tümüyle liyakat sistemiyle, tümüyle şeffaf odaların içinde yapıldı, kayıtlar altında. Sorular böyle kutudan çekildi ve soruldu. %55 kadın girdi işe, biliyor musunuz? Atıyorum 100 kişi alınıyorsa ilçe 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'te İBB kariyer üzerinden gidiyor. Silahtar Ağa'daki arıtma tesisini durdurdu. Marifetmiş gibi temel atmama töreni tertipledi. Arıtma tesisine ne gerek var? İsraf, dedi. Her şey güzel olacak, dedi. İstanbul'un resmen içine etti. Marmara Denizi'nin ve Haliç'in geldiği durum ortada. Bunlar İstanbul'un daha iyi günleri. 2 yıl oldu. Koca şehre bir çivi çakmadı. Savsaklamak da en çok ona yakışıyor. Açılmış metro tünelini kapattırdı. Metro hattını iptal etti. Herkes öncelikle kendi işini yapacak, sokağıyla,
parkıyla, deniziyle, tüm canlılarıyla şehirlerimizi koruyacak. Partisine bakmaksızın, işini yapamayan kurumların eksiklerini kapatmak, milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bize düşüyorsa onun da gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. İmamoğlu'na benden bir tüyo. Bunu fırsata çevirebilirsiniz. Mesela metro hattı açılış töreni düzenliyorsun. Başlıyorsun kazmaya, metro tüneli açıyorsun. Bir yıl sonra kazdığın yeri ya da açtığın tüneli kumla, toprakla doldurarak kapatıyorsun. Ve bunun için bir tören daha düzenliyorsun. Metro hattı tüneli kapatma töreni. Ne oluyor böylece? Bir proje, iki tören. Temel atmama töreni oluyor da metro istasyonu kapatma töreni neden olmasın? Sizin enayiniz çok. O törene gelip sizi şakşaklayacaklardır. Başkasının yaptığı işleri kendi yapmış gibi göstermeye de bayılıyor. Ne yapsın? Kendi yapamıyor. Sözüm ona israfı önleyecek, bu sayede kaynak oluşturacaktı. Sözüm ona israfı önleyecek, bu sayede kaynak oluşturacaktı. Belediye yıkırttığına kadar borca soktu. Trafik sorununu çözecekti. Eline yüzüne bulaştırdı. Şirin evler isyanda. Bakırköy isyanda. Fatih isyanda. Ataşehir isyanda. Hangi birini sayayım? Suyu ucuzlatacaktı. Ulaşımı ucuzlatacaktı. Hiç dokunmasa iyiydi. Rekor zamlar yaptı. Daha fazlasını belediye meclisi engelledi. Utanmadan borç bulduk törenleri yaptı. Alkışlar arasında borçlara imza attı. Silivri'den Gebze'ye yeşil koridor yapacaktı. Eyüp'teki çocuk parklarına göz dikti. Yıktırmayız diyen anneleri hastanelik etti. İstanbul'un güzelliğine güzellik katan dikey bahçeleri söküp attı. Yahu yenisini yapma tamam. Hazır yapılmış olanından ne istersin? Koca şehri kattı karıştırdı. Bu kadar beceriksizlik ancak tahsille mümkün olur. Kursuna mı gitmiş, okuluna mı? Herkes haklı olarak soruyor. Bir tek çivi çakmadığı halde yüzlerce milyon dolar niye borç alındı? Ajans hizmetleri için mi? Şüpheniz olmasın. İki yılı heba edilmiş bir İstanbul için asıl sorun birkaç yıl sonra ortaya çıkacak. Birikecek, birikecek, patlayacak. Yazık. Karşı çıktıkları, engellemeye çalıştıkları Marmara yolu olmasaydı ne yapardık? Peki ya Avrasya Tüneli olmasaydı? İstanbul'un 3. köprüsü inşa edilmeseydi? Ya Kuzey Marmara Otoyolu? Sadece hayal edin, anlayacaksınız. Yerel seçimler öncesi metrobüse dalga geçiyorlardı. İlkel buluyorlardı. Kaldıracaklarını söylüyorlardı. Bırakın metrobüsü kaldırmayı, yapımı devam eden metro inşaatlarına beton döküp durdurdular. İstanbul son 25 yıl bu mantıkla yönetilseydi ne olurdu? Düşünsenize. Ama İstanbul 3 yıl daha bu mantıkla yönetilecek. Vah ki vah. Beyimiz Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Sanırım ilk vaadi şehir hastanelerini kapatmak olur. Öyle ya, yolunu israf diye yapmayan hastaneyi neylesin? Ve son bir not. Bir çivi çakmadı dedim ya, harbiden ayıp ettim, haksızlık ettim. Musluk taktı ya adam. Genel başkanını da çağırdı ya, 3 kuruşluk musluk için tertipledikleri törende 10 binlerce liralık ikram dağıttılar ya. Allah aşkına, 2 yılda yapılan bunca rezilliğe gözünüzü kapatmayın ve bunları insanlara anlatın. Ya da bu videoyu insanlarla paylaşın. Ve selam. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.